samimi haberde İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yine bugün de Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Seçim arifesindeyiz ve meydanlarda işte birçok vaatleri duyuyoruz ama belki de en çarpıcı olanı geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bu son seçimim dedi ve bunun piyasaya yansımaları mutlaka oldu ve bu açıklamalar ne ifade ediyor, ne anlama geliyor hemen sizden alalım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar aslında önemli. Evet, piyasa olarak 2028 yılında yeni bir genel seçim Türkiye'de bekleniyor. Ben geçen hafta şöyle bir açıklama yapmıştım. 2027 yılında yapılacağını, hatta 2026 yılında revize edileceğini ifade etmiştim. Çünkü yerel seçimler genel seçimler için bir işaret olacağını ben tahmin ediyorum. Yerel seçimler her ne kadar önemsenmese de genel seçimler için oldukça şifrelerin okunacağı bir seçim olacaktır. Ancak ben Mayıs ayı itibariyle artık Türkiye'de genel seçimlerin veya görev değişikliklerinin veya genel başkan değişikliklerinin konuşulmaya başlayacağı ve tartışmaların gündeme geleceği bir süreci şahsen bekliyorum. Bu da piyasaları ister istemez hareketlendirir ve hem yabancı yatırımcıların hem yerli yatırımcılarının pozisyonda değişikliklere neden olur diye ben tahmin ediyorum. Yumuşak bir geçiş olursa Türkiye yönetiminde, Türkiye siyasetinde illaki çok hissedilmeyen bir süreç olacaktır. Başarılı bir süreç olacaktır. Ama kavgalı, gürültülü, stresli, biraz daha tartışılmalı bir süreç yaşarsak iç piyasalar için çok da hoş olmaz tablo. Ama sonuç itibariyle yerel seçimler bu noktada çok önemli olacaktır. Yerel seçim sonuçları genel seçimlerin kapılarını açacak, genel seçimlerin tartışmasını gündeme getirecek bir öneme sahip olduğunu ben şahsen düşünüyorum. 2028 yılında normal beklenen genel seçimlerinde 2026 yılında yapılma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle bir açıklamaydı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu seçim son seçimimiz. Aslında işte belediyecilikten bahsedilirken kendisini de ortaya koymuş olması birçok tarafta tabii ki soru işaretlerini barındırdı. Neydi bu, ne demek istedi şeklinde. Ama gerçekten de söylediğiniz gibi canla başla çalışılan, işte bütün illere gidilip mitingler düzenlenen bir seçim içimde olduğunu biliyoruz. Ve az önce söylediğiniz gibi gerçekten belki de hiç olmadığı kadar refah, her ne kadar bütün partiler kendi adaylarını çıkarmış olmalarına rağmen daha bir sükunet içinde geçtiğini gözlemlediğimiz bir dönemden geçiyoruz aslına bakarsanız, ama dediğiniz gibi son anda bir değişiklikler de, hani adaylıklardan geri çekilmeler de olur mu diye de beklemeye devam ediyoruz. Nedir buradaki kulis bilgileri? Yani Sayın Cumhurbaşkanı zaten performansı malum. Yani çok yoğun bir programı var ve yoğun bir şekilde performans sergiliyor. Ancak sağlık şartlarından dolayı da kişinin kendine vermiş olduğu zarar bu yoğun tempoda çok kaldırılacak değil. Dolayısıyla sağlık şartlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Hem yaş hem sağlık şartlarını da yerinde bulundurduğumuz zaman çok sürdürülebilir bir tempo ayak uydurmak oldukça güç ve zordur. Dolayısıyla herkesin belli bir görev süresi oluyor ve olmuştur. Önemli olan geçiş süreçleri. Burada geçiş sürecelerinin biraz daha mantıklı, planlı olması, biraz daha sakin olması burada önem arz edecektir. Bundan sonraki süreçlerde kadrolaşma veya yeni parti sürecinin kurulma gibi birçok etken olacaktır diye ben düşünüyorum. Bu tartışmalar da dediğim gibi bayramdan sonra ve seçimlerden sonra büyük bir ihtimalle Mayıs ayından sonra gerçekleşebilir. İşte iktidarı, muhalefeti, bütün siyasi partilerin liderlerinde bir görev değişikliği olabilir, bir bayrak değişimi olabilir. İşte iktidar, muhalefeti, diğer parti liderlerinde de
yaşanan değişim rüzgarı ile birlikte Türkiye siyaseti yeni bir vizyona kavuşur, yeni bir sürece başlar diye düşünüyorum.